Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan altar serimizin 10. bölümündeyiz. Koskoca 9 bölümü geride bıraktık. Şimdi üstümüzde Iron Bow Artı vardı pazarda. DSA Artı ile beraber. eBay çekilmiş. Üstümüze gelen para 22.600K. eBay gitti, DS kaldı. Bunu da ben 69'a koymuştum ama piyasası 55-56'ymiş. Normal fiyatına geri çektim. Satılmazsa da kalsın, kullanırız abi. Zaten ne diyorduk? Artı alt DS lazım diyorduk, alacağız diyorduk. Hem defansından hem dagger'dan kaynaklı. Kesinlikle bir DS artı alacaktık zaten. Ha şimdi erken oldu birazcık ama satılmazsa bunu kesinlikle kullanırız. Fazla mal göz çıkartmaz. Üstümüzde 23 an para var. Yanı sıra birazdan Jere var. Şimdi tam ben de işe gidiyordum. Bir baktım eBay çekilmiş. Bunu kayda alayım hem de yeni bölüm girişini yapayım istedim. Şimdi işe gideceğim. İş yerinden Jere'ye gireriz. DS de zaten satılırsa kayıtla size gösteririm. JR'de kazanırsak eğer, kaybedersek gösterme gerek yok. Kazandığımızda telefondan yine iş yerinden görüntü alıp buraya eklerim. Bir nebze görmüş olursunuz. Evet, şimdi abim JR'ye girmiş. Ben de şu anda TeamViewer'dan izliyorum. Partide şu şekilde, hani fena değil gibi sanki. Bir iki tane iyi var. Bir tane iyi Warrior gördüm. 2-3 tane okçu var. Şu anda abim oynuyor. İnşallah kazanır. Genelde abim girdiği zaman kazanıyor hatta. Yorumlarda bana insanlar hani sen girme Jere, abin girsin kardeşim falan diyorsunuz. Öyle diyorlar. Bakalım inşallah abim kazanır da yine Silver Game'i bankaya atarız. Biz de sabah eve gittiğimizde Draki'den sırayla başlarız farm yapmaya, para kasmaya. Hani Draki'den sonra 1-2 saat farmımızı yaptıktan sonra günü kapatabiliriz. Yine belki sonunda 1-2 upgrade falan. Ama inşallah öncelikle abim Jere'yi kazanır. Evet kardeşlerim, abim Jere'yi kaybetmiş akşam. Ama şöyle bir şey, Deva'ya ilk vuruş yaptıkları için kutu onlara çıkmış ve bir adet Silver Gem almış. Sabah Jere'sinden de iki tane Silver Gem aldı. Yani şu anda bankamıza 3 Silver Gem koyacağız. 3 Silver Gem'in yanı sıra işte yan gemlerden Black, Blue, Green şeklinde. Bunu bankaya kaldıralım. Artık para harcamayacağım. Az sonra bir para harcayacağım sadece. O son olacak. Sebebi de artık premium paramızı biriktirmemiz lazım yavaştan. Peri'yi de çok rahat alacağız. Hani premium'u aldığımız zaman display'i kırdırdığımızda hani Trina veriyor ya. O Trina da 2 gün sonra, 3 gün sonra peri paramız olacaktır. Planım o şekilde. Şimdi bankada gemler birikecek. Premium paramız çıkacak yavaş yavaş. Şu üstümdeki artı 7 Fabri'yi de, bakın 2 adet var. Bir pet, bir ayaklık kalmış artı 7. Diğer 3 parça artı 8. Şunların reperisini yaptırayım. Buyu pazarını gördüm arkadaşlar. Onları buya atıp bu üstümdeki Iron Bow artı 6'dan gelen parayla beraber birleştirip artı 8 almayı düşünüyorum. Yani setimi şu anda artı 8 yapacağım. Nerede alıyordu adam? Heh, burada alıyor bak. STR 900K'dan kurmuş. STR basılı. Bir pet atacağız. Bir de bot atacağız. Bunu sattıktan sonra 25'en para oluyor. Bir de ben deminden beri dolaşıyorum pazarda. Nerede ne var biliyorum her şeyi. Şuradan bir pet çekeceğiz. Şuydu. Evet. Şuradan pet artı 8'imi alacağız. Pet artı 8'imizi alacağız. 12.5M. Bunu bir aldık. Bir de şurada 12M ayaklık görmüştüm. O da burada bir yerdeydi. Çok fazla uzağa gitmiş olamaz. Evet. O da burada. Hemen buradan artı 8 botumuzu da çektikten sonra şu anda set artı 8'imiz tamamlanmış oluyor. Hazırız. DS'miz de var. DS satılmamış maalesef. Ama yani dediğim gibi akşam da söylemiştim. Satılmazsa kullanırız. Zaten ilerleyen zamanlarda alacağımız bir kalkandı. Şimdi müsaadenizle hemen bir Draki yapalım. Günlük Draki hakkımızı kullanalım. Yüksek bir enerjili giriş yaptım. Umarım oyuna da, droplara da yansır bu enerjim. Şimdi kendimize Undy ağacı atacağız. Güncel canımızı gösterelim. Güncel canımız çok değişmez hatta. HP'yle alakalı bir şey yapmadık. Sadece hani AP'yi göstereceğim size şu anda. Hem MP rekle hem de MS ile göstereceğim. Kitaplar basılı şekilde 2695 oldu. Bir de en son ben bunu expert'te bırakmıştım. Jere defans gelsin diye. Bir de bunu Immortal atağa çevirirsek AP'miz 2800'ü geçti mi? 2720. MP rekli kaç oluyor? 2038. Gayet güzel. Kötü bir oran değil. Şimdi
Draki'ye başlıyoruz. Drop alırsak ki inşallah alırız artık. Dünkü Draki'den maalesef drop alamamıştık. Şimdi ben hızlı hızlı bu günlük 3 tane Draki hakkımızı kullanacağım. Drop alırsak kayda girip sizlere aktaracağım. Derken arkadaşlar hemen ilk VB'mizi aldık. Daha bismillah ikinci katta aldım bak. Gerçekten yüksek enerjiyle oyuna girdim. Bu da oyuna yansıdı yani. Daha ilk dakika, dakika bile olmadı belki. Drop'umuzu aldık. Güzel oldu erken atması. Umut edelim ki bu şekilde devam etsin. Şu anda VB piyasası 2.5M ile 200 arasında. Yani güzel rakam. Güzel para. Hoba! İkinci VB'mizi de aldık. Daha birinci Draki'deyiz. Müthiş. Gerçekten müthiş başladı. Hemen şuradan bir de birinci kata gelmişken şuradan SV'mi de alayım. Valla gerçekten enerji çok önemli arkadaşlar. Bak dün yalan söylemeyeyim ölü gibi girdim Draki. Yani acile denk geldi. Ama şimdi yüksek enerjiyle girince güzel dropla başladı. Belki de ne bileyim bir kutu da alabiliriz. Sparior Draki mi bilmem ne var ya. Belki bir de onları alırız. Ama şu anlık müthiş gidiyor. Daha önümüzde bir aylık kat var. Ve ilk Draki'deyiz. Şu an 5M cepte arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlk Draki hakkımızı 2 VB ile kapattık. Ve ben de hemen reperimi yaptırdım. Tekrardan ikinci Draki hakkımıza girdik. Genelde VB'leri şöyle ezik katlarda atıyor. Hani bilmiyorum çok da yorum yapmak istemiyorum ama şahsen benim çok Draki geçmişim yok. Hani toplam genelde girdiğim sayı kaçtır biliyor musunuz? 15-20. Ama bu seri sayesinde Draki'ye çok gireceğiz. Yani her gün hakkımızı kullanacağız. Net yani. Bilmiyorum belki üst katlarda daha fazla tutur ama şu anda benim gözlemlediğim alt katlarda daha fazla drop oranının olması bu yönde. Evet şu anda ikinci Draki hakkımızı da bir adet VB aldık aşağıda göreceksiniz. Şu anda toplam etti 3 VB. Ya yani orta katlarda aldık bu VB'yi. Bir tane daha atar mı? Niye atmasın? En sona drop vermedi. Şimdi bu VB'leri bankaya bırakıyoruz. VB'lere biriktireceğim. Toplu bir şekilde satarım. Hani basmayı düşünmüyorum ama ne olur belli olmaz. Hani kesin konuşmayayım. Şimdi 3 tane VB bankaya bıraktıktan sonra ara vereceğim. Artık birazdan gider golemle birazcık shell kasarız. Shell'leri de bankada biriktirme kararı aldım. Hani böyle kırdırabileceğimiz shell'ler atıyor ya golem. Onları biriktireceğim. Şöyle 1-2 sayfa olduğu zaman toplu bir şekilde kırdırmayı planlıyorum. Hani oradan da elbet bir 3-5 tane deko alırız. Onu da hanemize art olarak yazarız. Birazdan golem farmında görüşmek üzere. Şimdi geldim ben slota, SG slotuna. SG'nin yanında bakın dörtlü slota geldim bilerek boş zaten. Bir de şu Barbarian Lider yorumlarda çok yazmışlar bu satıyormuş diye. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Ama şimdi bunu bir deneyeceğiz. Belki doğrudur. Niye yalan olsun yani bu oranı vardır diye düşünüyorum. Şimdi MS'ye döneceğim. Daha seri olması açısından. Bir de Uruk-Tron TS'mizi basalım. Flash'ımızı basalım. Ve başlayalım. Üstümde 260k para var. Kitap falan basmadan ya hurra slota göz anası satayım. Şimdi burada hem shell biriktireceğiz. Hem çöp biriktireceğiz. Ha mesela bak ilkinden shell çıktı. Müthiş. Droplar inşallah açılır. Şansımıza. Bu dörtlüsünü kestikten sonra hemen beşinci olarak gidip şunu keseceğim. Kutuları toplayalım. İlk slotu size böyle gösteriyorum açmasını. Daha önce bunu kestim mi? Hani bu karakterle değil. Bunu hayatım boyunca bir iki defa falan kesmişimdir. Ama hiç drop almadım. Kesmesi de zor değil. Çok bana demeye çatmıyor. Kaç 6K'da coins miktarı var. Bakalım ben bu şekilde kasacağım. Üstüm doldukça sizlere göstereceğim. Slota mageler geldi. Ama üstümü yani 10 dakikada güzel doldurdum. Çok da uğraşmayacağım öyle KS magelere. Şöyle üstümü boşaltayım ne kadar coins geldiğini görün. Shell'leri bankaya bırakacağım. Buradan 1.5M aldık. Fark ettiyseniz şu an altar 3'teyim. Demin altar 2'deydim. Şu ikinci sayfaya da shell'leri bırakayım. Şimdi otelden akşam ceresine gireceğim. Umarım kazanırız. Kaç dakikası var bakayım. 5 dakikası var. 5 dakika sonra tıklayacağız. Eğer kazanırsak yine sizlere
buradan aktarmaya çalışacağım. Tabii ki Jere'yi kaybettik. Şaşırdık mı? Hayır. Şöyle bilek gemi bankaya bırakıyorum. Ve şimdi bu sefer Draki'ye otelde gireceğim. Şu anda gece geç saatlerde. Bugünkü Draki hakkımızı erken kullanalım. Eğer drop alırsam, VB veyahut da kutu drop'u alırsak, hani kayda girip göstermeye çalışacağım. Şimdi sırasıyla 3 tane Draki'ye arda arda gireceğim. Umarım şu an gece geç saatten, yani bu saatte sıra sayacağını düşünmüyorum ama önce gidip flash alayım bankamdan. Akşam otelde 2 Draki hakkımızı kullandık ama drop vermedi maalesef. Şimdi son hakkımıza evde gireceğiz. Hemen şurada kendimize bir un yatalım. Hızlı bir şekilde yapacağım, yine yüksek bir enerjide geldim. İnşallah drop verir bu sefer son hakkımızda. Ve Draki'den sonra biraz yine farmlayacağız. MPR'lik de yapalım. Drop alırsam hemen kayda girip sizlere göstereceğim. Maalesef son Draki hakkımızdan da drop alamadık. Ve ben şimdi Harpy'ye geldim. Lufer son Harpy'de farmlayacağım. Elimde MPR'lik olacak. Ayrıca burada bir 2 saatlik farmın videosunu da kanala yüklemiş olacağım. Oradan da takip edebilirsiniz detaylı anlatımlarını. Şimdi burada bir 2 saat kadar farmlayayım. Size sonucunu göstereceğim. Hatta en son sonucu göstereceğim de bir de slota girerken göstereyim sizlere. Bilmeyenler için. Buff'ımızı, AC'mizi alıyoruz. Slota MS ile giriş yapalım. Ardından MPR'e döneceğim. Yani Malice kullanmaya hiç gerek bile yok. Seri seri zaten ölecektir. Malice zaman boşa zaman kaybı olur. Ha, sıkıntımız var. Maalesef ne perimiz var ne lootumuz var. Yapacak bir şey yok abi. Elimize kuvvet. Evet, slotun açılımını yaptık. Şimdi MPR'e dönebiliriz. Şimdi geldik kendi serimize. 4 tane MD kastık. Detayını farm videosu olarak kanalda bulabilirsiniz. Bu MD'leri de bankaya bırakıyoruz. Üstümüzde 3M para var. Bankada 950K var. Şimdi JR'ye gösteremediğim bir kazandığımız yere var. 2 tane Silver Gem oradan geldi. Toplamda şu anda bankamızda 5 Gem, Silver Gem, 3 Blue, 1 Green, 3 tane Black var. Birikmeye başladı. 3 tane VV koyduk buraya. 4 tane MD koyduk. Bu şekilde artık premium paramızı çıkartacağız. Eğer premium paramız yetmezse, eksik kalırsa bu DS'yi o zaman satmayı planlıyorum. Hatta yine param eksik kalırsa bu elimdeki XP MS'yi satıp Iron Pack alacağım artı 7. Hani çünkü XP MS daha pahalı, daha ucuz. Oradan da bize 15-20 kalacaktır. Amacım o yönde. Disk premium'u aldıktan sonra, daha önce tekrarlamıştım bunu, yine söyleyeyim sizlere kaçıranlar varsa. Disk premium'u bir daha alıp kırdırınca Trina gelecek üstümüze. O Trina'yı satacağım. Siteye satacağım gelen parayı. Cash alacağım ve perimizi alacağız ve bir ay boyunca Draki'de rahat edeceğiz. Bir ay boyunca 20 saat AFK farm yapabileceğiz mesela Harpy'de. Detayını ben yaptığım farmda, Harpy farmında kanalda yükledim. Anlattım. Uzun 20 saatlik farmlar gelecek. Karlı bir farm olacaktır. Harpy olur, SG olur, 20 saatlik farmlar da yükleyeceğim. Yani demek istediğim şu, az kaldı, kendimizi yavaş yavaş geliştirmeye devam ediyoruz. Şu an ilk önceliğimiz disk
premium'u almak ve Jere'leri kaçırmamak. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum, beğeni atmanızı unutmayın. Unutanlar var hala. Hatırlatmış olayım ben buradan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.